İyi günler. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 12 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Ankara'ya uzanarak Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Çünkü ayrıntıları alacağız. Editör arkadaşım Arzu Fidanverdi bizi bekliyor. Arzu hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz. Cansın Elmacı, evet günaydın. Öncelikle senin de ifade etmiş olduğun gibi Milli Savunma Bakanlığı bir basın bilgilendirme toplantısı düzenledi her hafta olduğu gibi ve orada da çıkan öne çıkan açıklamalar var. Hemen bakacak olursak özellikle bakanların Nijer ziyaretiyle ilgili bir açıklama var. Bu konuya dikkat çekecek olursak Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, MİT Bakanımız, Savunma Sanayi Başkanımız ve Ticaret Bakan Yardımcılarımızla birlikte Nijer'e ziyaret gerçekleştirilmiştir denildi. Yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmelerde Nijer'le işbirliğimizin ilerletilmesi imkanları ele alınmıştır denildi. Yine bölgesel gelişmelere ilişkinde görüş alışverişinde bulunulmuş olduğuna da dikkat çekilmiş olduğunu özellikle ifade etmiş oldum. Yine Sayın Bakanımızın da muhataplarıyla savunma ve askeri eğitim alanında işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında atılabilecek adımlarda görüşülmüştür ifadesinin de kullanılmış olduğunu söylemiş olalım. Yine Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklama doğrultusunda elbette ABD'den F-16 tedarikiyle ilgili de bir açıklama olmuştu. Bu noktada da bakanlık kaynakları ABD'den F-16 ve modernize kitlerin alımında azaltmaya gidileceğine dair iddialara şu şekilde yanıt verdi. Sözleşmeler imzalanmıştır. Detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir ifadesi kullanıldı ve bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreçtir denildi ve bu noktada verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilhare kamuoyuyla birlikte paylaşılacaktır ifadesinin kullanılmış olduğunu söylemiş olalım. Yine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları elbette Irak'la birlikte terörle mücadele kapsamında ortak harekat merkezi kurulması konusunda da bir açıklama yapmıştı. Bu noktada bakanlık kaynakları Irak'la kurulacak ortak harekat merkezine yönelik çalışmalarla ilgili son durum içinde sahada terörle mücadelemiz başarılı bir şekilde sürmektedir denildi ve Iraklı makamlarla bölgesel yönetimle olumlu ve koordineli olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Yeni harekat merkezinin kurulmasına ilişkin çalışmalarda problemsiz devam etmektedir ifadesi kullanılmış oldu. Yine Suriye ile ilişkilerdeki son durumla ilgili elbette bir bilgilendirme yapılmış oldu. Bu noktada da Cumhurbaşkanımız diyalog konusunda bir irade ortaya koymuştur denildi ve Türkiye meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarına ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldu bittiye getirerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır ifadesi kullanıldı ve bu noktada Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir denildi ve bizim yaptığımız harekatlar Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar sağlamıştır ifadesinin de kullanılmış olduğunu söylemiş olalım. Yine aslında İsrail'de çıkan çatışmalarla ilgili de bir açıklama var, bir not var. Hemen o konuyu da kısa bir şekilde özetleyecek olursak özellikle bölgemizde huzursuzluğa ve istikrarsızlığa sebep olan İsrail uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese kesinlikle razı gelmelidir ifadesinin de kullanılmış olduğunu söyleyelim. Son olarak özellikle terörle mücadeleyle ilgili bilançoyla ilgili de detay vermiş olduğunu söyleyelim Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının. Bu noktada 72'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1427 teröristin de etkisiz hale getirilmiş olduğunu da söylediğini ifade etmiş olalım ve şimdilik söz tekrar size bırakalım. Cansın Elmacı.